Merhaba arkadaşım, derse hoş geldin. Şimdi seninle tam sınav tarzı böyle nokta atışı sorular çözeceğiz. ÖSYM'nin mantığını göreceğiz. Yani ÖSYM ne düşünüyor, nasıl soru soruyor bunu göreceğiz. Ve 3'ten geriye doğru sayacağım. 3 2 yapacağız. En güzel soru birinci soru olacak. Tabii ki bu soruların kaynağı yani bu, bu ve benzeri soruları sınav ikizinde bulabileceksiniz. Bu da ödev kitabımız olacak. Dersin sonunda da o soru tarzlarını göstereceğim kitaptan. Şimdi başlıyorum. Üçüncü güzel Mr. Ki temel kavramlar üçüncü güzel ile başlıyorum. Diyor ki x, y, z gerçel sayılar olmak üzere. Şöyle bir şey var. Y eksi x y'den küçük, y sıfırdan küçük, z eksi x'e sıfırdan büyük olduğuna göre bir iki üç hangisi? Her zaman daima usually doğrudur diyor bana. Şimdi diyorum ben buradan bazı çıkarımlar elde etmeliyim. İlk başta şu bloğu gözüme kestiriyorum. Buradan nasıl bir çıkarım elde edebilirim? Eksi x'i de buraya atarım. Y küçük olur. Y artı x'ten. Şimdi eksi artı diye geçti. Bak. Y'nin sağına x eklemişsin. Ve artık y artı x y'den büyük olmuş. Demek ki x pozitif. Çünkü ben bu y'ye pozitif bir şey eklersem büyür. Negatif olsaydı küçülürdü. Ya da sıfır olsaydı değişmezdi. He, buradan anlıyorum ki bu x dediğim zımbırtı pozitif. Güzel. Başka? Aa hocam y de sıfırdan küçük zaten. Y dediğin zımbırtı da negatif. Teşekkür ederim. O zaman şöyle yapıyorum. X, Y, Z sırasıyla yazıyorum. X dediğim zımbırtı pozitif. Y dediğim zımbırtı negatif. Şunlar ok olsun. Acaba Z dediğim ne? <laughs> bak şimdi. Nereye bakayım? Nereye? Aha bak şuraya bakayım. Bu bloğa bakar mısın? Şimdi ben Z'den X diye bir şey çıkarmışım. Ve çıkardığım şey pozitif. Bunu biliyorum. Daha önce buldum. Pozitif. Şimdi ben Z'den pozitif bir şey çıkardığımda bile sıfırdan büyük oluyorsa Z pozitif olmak zorunda. Çünkü Z negatif olsa idi ben pozitif bir şey çıkardığımda daha da negatif olurdu. Ama Z eksi X bile pozitifse ve çıkardığım şey ya da şöyle düşünün eksi X'i karşıya at. Tamam mı? Buraya artı x diye geçer. Bakın z x'ten büyük. E x pozitifti. Z hayli hayli pozitif o zaman. Şu sıralamaya göre bakalım. 1. Üçünün çarpımı negatiftir diyor bana. Şimdi bu artı bu eksi bu artı. Eksi ile artın çarpımı eksidir hocam. Buradan elde ettiğin eksi artı ile çarp yine eksi olur. Doğru. Yapışılır. Bir doğru. X eksi y. Şimdi y negatifti. Eksi y pozitif olur. X de pozitifti. Burası komple pozitif çıktı mı? Evet. X eksi z. Şimdi bak z x'ten büyük. Sen küçük bir şeyden büyük bir şey çıkarıyorsun. Eksi z negatif olduğu için küçük bu büyük. Büyüğü çıkardığım için burası negatiftir şu an. Mesela şey gibi düşün. Bunu 2 bunu 5 gibi düşün. 2 eksi 5 oldu. Eksi 3 olur. Artı çarpı eksi ne yapar? Eksi yapar. Ama bu artı demişler. Elendin yavrum. Sen bizimle değilsin. Bizimle değilsin. 3. X artı Y artı Z sıfırdan büyük. Pozitif. 3'ünün toplamı pozitif mi diyor? Bak zurnanın zırt dediği yer zaten burası. Şimdi X, Y, Z. Bu artı, bu eksi, bu artı. 3'ünü toplarsam acaba pozitif mi eder, negatif mi eder? Ya bu pozitif ama açamıyorum çünkü ters taraftan bakıyorum. Bu pozitif ama ne kadar pozitif? Yani bu artı 1 de olabilir, artı 50 de olabilir. Bu negatif ama ne kadar negatif? Eksi 1 de olabilir, eksi 80 de olabilir. Bu artı 2 de olabilir, artı 100 de olabilir. He, ne kadar artı eksi olduklarını bilmediğim için bu üçünün toplamı örnek veriyorum. Y eksi 1000'dir. Bunlar artı 1, artı 2'dir. Bu üçünün toplamı pozitif de olabilir, negatif de olabilir. X ile Y büyük sayılardır. Artı 10, artı 80. Y eksi 1'dir. Toplayınca pozitif de olabilir. Yani toplayınca pozitif de negatif de sıfır da her şeyi elde edebilirim. Bu kesin değil. Bilmiyorum. Soru işareti. O yüzden kesinleri sorduğu için yalnız bir yapıştır. A şıkkı kesin doğrudur. 2 kesin yanlıştır. 3 belirsiz. Olabilirdi, olmayabilirdi. olmayabilir de. Süper. Üçüncü güzel buydu arkadaşlar. Gerçekten bir sınav tarzı soruydu ve klasik soru. Şunu da özellikle söylemek istiyorum. Dikkat edin son yıllarda son 3 yılda ÖSYM 3'ten geriye doğru klasik soru sayısını arttırdı. Yani 3 yıl önce yeni nesil daha fazlaydı. Son senelere doğru yeni nesil sayısını birer 2'şer azaltıp klasik sayısını 1'er 2'şer arttırıyor. Buna dikkat edin. Evet ikinci güzeldeyiz. Miss Turkey 2 numara. 1, 2, 5, 8, 9, 12. Sayıların tamamı aşağıdaki 6 kutuya her bir kutuda birer sayılacak şekilde yerleştirildiğinde <laughs> elde edilen işlemin sonucu 11 olmaktadır. Evet burada görüyoruz. Fakat dikkat et. Bu 4 kutuyu topluyor. K ve L'yi çıkarıyor. Sonuç 11. K eksi L farkı aşağıdakilerden hangisi? Olabilir. Soru normalde çok kolay görünüyor değil mi? Şöyle bir bak. Ama milyon defa denersin. Habire bir sürü sayı denersin. Biz denemelerin aralığını kısaltmalıyız. Daraltmalıyız. Az deneyerek bulmalıyız. Nasıl yapacağız? Mantıkla. Ya diyeceğim ki şu eksi K eksi L'yi karşıya at. Ne olur? 11 artı K artı L. Burada ne kaldı? Dört kutucuk. Kutuların çiz. Denemem daha kolay olacak. Tamam. Bunların toplamı şimdi 11 artı K artı L eşit olacak. Şimdi bu dört kutu burada var. K ve L de burada var. Şu iki tanesinden biri K biri L. Diğer dört tanesini buraya yazacağım. 11 eşitleyeceğim. İşlem kolaylaşsın diye yine denemekten üşendiğim için diyorum ki ya şöyle yapayım. 2 pardon 4 2 de burada 6. 6 sayı burada. Ya 11 de keşke burada olsaydı. 11'i de buraya eklersem buradaki 4, 3 daha 7 sayının hepsi burada artık. Ve ben bu 7'den 3 tane seçip buraya yazacağım. 4 tane seçip buraya yazacağım ve eşit olacaklar. Heh. Anlaması daha kolay bir hale getirdim mi? Evet. Şimdi bana buradan içinde 11'in olduğu 3 sayı seçin. Kalan 4'ünün toplamına eşit olsun. Şimdi diyorum ki 11 seni alıyorum zaten. Şimdi 9'da 2'yi seçsek mesela. 9 2 seçsek 21 23. Kalanların toplamı 23'ten fazla ediyor. Burası zaten 20 yapıyor. 25 26 fazla oldu. Demek ki burayı arttırayım. Şimdi burası 11'di ya. 8 ile 5 seçecek şekilde ayarlayayım. 8 5 11 8 5 yapıyorum. Toplayalım 19 24. Burası 24 yaptı. Kalanlar şimdi 11 8 ve 5'i oraya aldığıma göre kalanlar 12 9 daha 21. 24 21 pardon 23 24 kalanların toplamı da 24 yaptı. Biraz önce aldıklarım da 24'tü. Fark ettin mi? Yanlış yere baktım bir dakika. 1, 2, 9, 12. 3 tanesi ile buradaki 4 tanesinin toplamı eşit çıktı. Süper. O zaman burada aradığım 4 tanesi 1, 2, 9 ve 12 iken buradaki 3 tanesi 11 zaten var. 1'i 8, 1'i 5. Ha, bu 5, bu 8 olabilir. Önemli değil şu an. Ben sadece 8'e 5 olduklarını buldum. Böylece arkadaşlar alanı daraltarak daha kolay bir şekilde buldum. Şimdi K 1 8, 1'e 5 ise farkı 3 olabilir. Böyle bir sıralama elde ettim. Şimdi bu soru ben anlatınca çok kolaydır arkadaşlar. Ama sınavda karşınıza geldiğinde bunu hızlı bir şekilde yapmanız, çok uğraşmamanız için soruyu bazen buradan şuraya daha yakışıklı, daha sade bir hale geçirmeniz gerekebilir. Tamam Bunlar da tabii ki hep soru tecrübesiyle olacak. Bu da ikinci güzeldi. Uç bakalım ve bir numara çift tek sorusu hemen hemen her sene ÖSYM bununla alakalı bir klasik soru sormaya çalışıyor. M ne pozitif tam sayılar olmak üzere. <laughs> 2M artı 7 ne? 3M artı ne? 5M artı 4 ne? Sayıların toplamı tek olduğuna göre 1, 2, 3 hangisi kesinlikle doğrudur. Şimdi şu üçünün toplamı tek diyorsa sen buradan bunun tek, bunun çift, bunun tek olduğunu kestirmeye çalışırsan çok yorulursun. Niye? Ya yavrucuğum toplamı tek diyor. Topla. Allah Allah evet hepsini topla. Şimdi bu üçünü toplarken hepsinde M var. Önce M'leri topla. 2, 3 daha 5, 5 daha 10. 10 M. Güzel. N'leri topla. 7, 1 daha 8, 3 daha 11. 11 N. Bunun toplamı tekmiş. İşte bu kadar. Soruyu eğer buradan buraya evirmezseniz çok zorlanırsınız. Bu videoları izledikçe bu evirmenin çevirmenin yöntemlerini öğreneceksiniz. Arkadaşlar taklit ilk öğrenilen öğrenme yöntemidir. Yani bazen soruların çözümünü taklit edeceksiniz benimle beraber. Sonra sonra kendinize ait çözüm yollarınız oluşacak. Burası tekse. Ne biliyoruz? Bir sayı çiftle çarpıldığı an çifttir. 10 çift olduğu için 10 m çifttir. Bakın m her ne zıkkım olursa olsun. 10 çift olduğu için çarpım çift. <laughs> Şimdi ben çiftle burayı toplayacağım. Sonuç tek yapacak. Çiftle neyi toplarsam tek yapar? Tek hocam. Teşekkür ederim. Şimdi 11 n tekse. N çift olsaydı 11 ile çarpılınca çift yapardı. Demek ki N tek. N tek. Tekle tekin çarpımı tek yapar. Kesin bilgi. Yayalım. N tektir. Buradan alacağım kesin tek bir bilgi var. O da N'nin tek olduğu. Başka da bir şey çıkmaz. Gel şimdi. Bak M hakkında bir şey bilmiyorum ha. M her zıkkım olabilir. Çift olabilir. Tek olabilir. Sorun değil. 2M artı ne? Hocam M hakkında bir şey bilmiyoruz. Ya yavrum M hakkında bir şey bilmiyorum ama bak burada ne var? Bak hatta şöyle ok yapayım. <laughs> Parmağımın ucuna ok çizdim. Burada ne var? 2M. M ne zıkkım olursa olsun 2M çifttir. Çünkü 2 çift. Burası çift. Çiftle neyi toplayacağım? N de tekti. Çiftle tekin toplamı ne yapar? Tek yapar. Kesinlikle tek olanı soruyordu. Al bunu al bunu lazım. M çarpı ne? Bak M'nin ne zıkkım olduğunu bilmiyorum ama N tek. Şimdi M çift olursa çarpımı çift yapar. M tek olursa çarpım tek olur. Kesin değil. Seni almıyorum. Sen kesin çift ya da tek değilsin. M üzeri pardon N üzeri M artı N. Belki göremiyorsunuz ama küçük yazmış. M üzeri N üzeri M artı N. Şimdi bu N tek ya. Sen tek sayının üstüne ister çift yaz ister tek yaz. Sonuç her türlü tektir. Dolayısıyla sen de kesinlikle tek Seni de alıyorum. 1 3. Neredesin? Yapıştır ve olayı bitir. Anladık mı? Evet hocam. O zaman bunu da Aa bir dakika uçurmuyorum. Bitti zaten. Arkadaşlar bu birinci güzelimizdi. Şampiyon güzelimiz bu. Bu üçlüden bunu seçtim. Siz de güzeller arasından en güzeli seçin. Yorumlara yazın. Ayrıca sınav ikizini biraz göstereyim. Bazı arkadaşlar içeriği görmek istiyor. Bakın. Şimdi sınavda şöyle bir şey var. Tabi hocam burada reklam yapıyorsunuz diyebilirsiniz. Haklısınız çünkü reklam yapıyorum. Şimdi biraz kitabı da tanıtmam lazım. Hep böyle gösterip çekiyorum. Bazı arkadaşlar içini görmek istiyor çünkü biliyorum. Arada da reklam lazım arkadaşlar. Yani bu videoları size anlatmak, bu kadar iş yapmak, bu kadar Emek harcamak arkadaşlar çok büyük maliyet. Bu maliyetleri biz de bu kitaplar vesilesiyle tabii ki e, karşılamamız gerekiyor. Yani bazılarınız bunu anlıyor. Çok iyi biliyorum. Bazılarınız neden böyle yaptığımızı sorguluyor. Ama bu kitapların geliri size video olarak dönüyor. Yani bunu bilin. Bu videoların bedava olma sebebi gerçekten bu kitaplar arkadaşlar. Şimdi bakın. Temel kavramlarda tek çift sayılarda klasik yeni nesil yeni nesil klasik. Beraber gidiyor gördünüz mü? Klasik yeni nesil yeni nesil klasik. Klasik yeni nesil yeni nesil klasik. Özellikle böyle yapıyoruz. Çünkü sınavda klasik de geliyor yeni nesil de geliyor. <laughs> Bazı arkadaşlar sanki komple sınav yeni nesilmiş gibi yanlış bir algı içindeler. Bakın sınavda klasik sayı oranı artıyor. Bunu bilin. Yeni nesil klasik klasik yeni nesil. Mesela çok orijinal yeni nesiller var. Başka hiçbir yerde göremezsiniz yani. Bunu da iddia ediyorum. İşte yeni nesil, klasik falan karışık. Böyle bir kitap arkadaşlar. Mesela şu tarz soruyu başka bir yerde göremezsiniz. Biraz önce gösterdiklerim arasında da var. Mesela bu soru. Bu tarz yeni nesil soruları ve klasik soruları beraber çözecek ve sınava hazırlanacaksınız. Mesela bunu, bunu bir yerde göremezsiniz diyorum. Çünkü bu soruları bazıları gerçekten o an sadece oturup düşünülüp yazılmış sorular. Başka kitaplara bakılarak değil. Tabii ki ortak sorular da var. Bazı soru tipleri var. Gerçekten birçok kitapta görürsünüz. Çünkü o, o konunun klasik sorusudur. Yapacak bir şey yok yani. Evet ardışık sayılar. Şöyle göstereyim. Neredeyiz? Asal sayılar. Faktöriyel. İlk bölümü bitireyim. Heh, bakın temel kavramlarda baya bir soru var. Bittikten sonra süreli bölüm analizi. Birinci bölümün bölüm sonu canavarı geliyor yani. Burası tamamen yeni nesil. Ve böyle bir tık daha üst seviye sorular. Sınavın, e, pardon kitabın genel seviyesi orta ve ortanın bir tık üstü arkadaşlar. O yüzden adı sınav ikizi. Yani formatı da seviyesi de soru tipleri de sınava benzeyip sınav baz alınarak hazırlandığı için sınav ikizi diyoruz. Bayağı uzattım burayı. Evet reklamlar da bitti arkadaşlar. Şimdi vedalaşma vakti. İkinci derste görüşürüz. Orada da sayı basamaklarında nokta atışı yapacağız. Dersin pdf'ini mutlaka indir. Benden önce ya da benden sonra mutlaka çöz. Neden? Hep şunu söylerim. Kağıtta kimin kalemi oynarsa o kazanacak. Bu yaptığım çözümlerin bana faydası var. Sana da faydası olması için sen de mutlaka çöz. Ha öncesinde çözemedin. Sorun değil. İzle sonrasında çöz. Ama mutlaka çöz. Tamam. İkinci derste görüşürüz.